Merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın dördüncü günü, günlerden cumartesi. Geçenki videoda Mart demişim arkadaşlar. Nisan'mış, kusura bakmayın. Birçok uyarı aldık. Sağ olsun dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Yani hiçbir şey kaçmıyor gözlerinden. Bayramınız mübarek olsun bu arada. Biraz yine borsa sohbeti yapalım arkadaşlar. Biraz ara verdim. Bir 8-10 gün ara verdim. Sağ olun, var olun desteğiniz için. Bir sürü mesaj geldi. Abi video çekmiyorsun. Bekliyoruz. Çekeceğim aslında, şey değil yani. Fırsat olmadı diyelim. Arkadaşlar, yeni başlayacak arkadaşlar için birkaç söz söyleyeyim. Ben bütün videolarımda söylüyorum ne yapmaları gerektiğini. Arkadaşlar, borsaya başlamak için geç kalmayın. Hayatta fırsatları yakalayın. Yani en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hızlı karar verin. İşte ben borsaya gireceğim ama işte önümüzdeki ayı bekliyorum. Önümüzdeki yılı bekliyorum. İşte borcum bitecek. Şöyle olacak, böyle olacak. İnanın ki zaman nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız bile. Dolayısıyla yani fırsat geldiği zaman fırsatı yakalayın derim. Yani hayattaki başarılı insanlara bakın. Evet, fırsatlar gelmiştir. Ama bu insanlar bu fırsatları değerlendirmiştir. İnanın ki bu fırsatlar size de gelmiştir mutlaka. Yok gelme diyebilirsiniz ama öyle değil o iş. Siz hızlı karar verememişsinizdir. Karar verememişsinizdir. Büyük ihtimalle ondandır. Bazı şeyleri erteleyebilirsiniz ama erteleyeceğiniz şey yatırım değil. Dediğim gibi bir şirketin bir patronu vardı. Yani izliyorum böyle YouTube'dan izliyorum böyle şirketlerin tanıtımlarını, şirketlerin patronlarının konuşmaları falan dinliyorum. Adam anlatıyor, diyor ki iyi bir firmayız diyor. Çok büyük firmalara gidip diyor teklif veriyoruz diyor. Yani bizim malımızı alın diye, bakın yani güzel malımız var. İşte bizim malımızı alın diyor. Bir türlü diyor o firmalara satış yapamıyoruz diyor. Büyük firmalara satış yapamıyoruz diyor. Biz üretmeye devam ediyoruz ama diyor. Bir gün patronum biri aradı diyor. Adam diyor kalktım diyor. Ceketimi ilikledim diyor. Telefonda olmama rağmen diyor. Buyurun. Ya diyor işte size şu mal var mı? Evet efendim var. İşte fiyatı nedir? İşte diyor söyledim, fiyatını söyledim diyor. Ne kadar var elinizde? 50 ton var mı? Evet diyor 50 ton var. Tamam diyor, adam tamamını aldım dedim diyor. Ya diyor öyle bir sevinçliyim ki diyor, harika diyor, oh malı sattık diyor, hiç giremediğimiz yani adamla görüşemediğimiz kişiye mal sattık diyor. Diyor ki dur bir merak ettim diyor, şu malın fiyatını bir sorayım diyor. Arıyor iç piyasayı, iç piyasadaki en büyük üreticilerden birine, diyor ki böyle böyle mal var mı, var, fiyatı nedir? Diyor ki işte yeni geldi mal ama çok yüksek fiyatı. Bizim fiyatımız aşağıda kaldığı için diyor adam bizden malı almış diyor. Biz de vermemezlik yapmadık diyor. Biz malı verdik diyor. Bundan sonra bu tür şeyler olmadı mı? Evet oldu diyor. Yani arayanlar oldu ama bu defa diyor bir malı sorduk piyasaya, hemen cevap verdik tekrar karşı tarafa diyor. Yani ondan ders çıkardık diyor. Ama diyor ki hayattaki en büyük başarımız diyor hızlı karar vermek diyor. Hızlı aksiyon almak. Dolayısıyla arkadaşlar hayat böyle. Eğer siz düzgün aksiyon alabiliyorsanız, eğer karar verebiliyorsanız, hızlı karar verebiliyorsanız, fırsatları yakalayabiliyorsanız başarılı olursunuz. Başarılı insanların hayatlarına bakın, hep böyledir. Sizin alamadığınız riskleri, sizin alamadığınız kararları birileri aldığı için zaten bu hayatı yaşıyorlar. Sizden daha iyi yaşıyorlar. Dolayısıyla kendim için aynı şeyi söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bir şey yapacağım dediğin zaman yapıyorum. Yani çok hızlı karar veriyorum. Doğru veya yanlış. Yanlış karar vermediğim olmuyor mu? Oluyor. Ama genelde ilk hislerim doğru çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz de kararlarınızı geciktirmeyin. Var mesela arkadaşım var, dediğim gibi geçen gün de anlattım. Ya hisse 4 lira 3.95'e gelirse alırım diyor. Ya 3.95 ile 4 arasında 5 kuruş fark var. Bunun gibi arkadaşlar en az 100 tane hissede fırsat kaçırmıştır. Yani konuşuyoruz, hala da konuşuyoruz. Yok diyor o günkü verdiğim karar doğruydu diyor. Doğru olsaydı zaten bu halde olmazdın. Örnek veriyorum.
Dolayısıyla arkadaşlar dediğim gibi yatırıma geç kalmayalım ama şunu da yapmayalım. Araştırın, şirketleri de araştırın. Örneği de var. Mesela bir bakkal alacaksınız ya, bakıyorsunuz nerede iş yapıyor bu adam? Sapa bir sokakta, kör bir sokakta. Ya orada iş yapamaz. Alır mısınız o şirketi? O bakkalı alır mısınız? Almazsınız. Dolayısıyla burada da böyle. Ya ben alacağım şirketi nereden bileceğim? Ya o kadar basit ki artık her şey. Anlatıyorum, yine anlatıyorum. Defalarca anlatıyorum. Son zamanlarda şey demişler. İşte çok hisse almışsın abi. Böyle olmaz. İşte her şirketten 4 hisse mi alınır? İşte bir sektöre bir şey olursa ne olacak? Ya örneği yine verdim. Bakın pandemide portföyümüzün yarısını erittik. Ama tek bir şirketle, tek bir sektörün tek bir şirketiyle portföyden daha büyük bir getiri sağladık arkadaşlar. Bunu da nasıl başardık? Çeşitlilikle başardık. Eğer o hisse bizde olmasaydı, o sektörün o hissesi bizde olmasaydı, inanın ki çok geri atardı bizi. Peki o sektörden 3 tane şirket olduğunu düşünün bizde. İşte o yoktu bizde. O zaman o yoktu. Hep böyle. Herkesin yaptığını yapmayın. Nasıl herkesin yaptığını yapmayın? Bakın Türkiye'deki yatırımcıların tamamına, söylemlerine bakın. Hep böyle. En fazla 5 hisse olabilir. Bilemedin 10 hisse olabilir. 15 hisse olamaz. Tamam, böyle olsaydı eğer, şöyle diyor. Her sektörün en başarılı şirketlerini aldım. Tamam, o zaman her şey o kadar basit ki. Yapmamız gereken şey çok basit. Her sektörün en başarılı şirketlerini alalım arkadaşlar. Enerji sektörünün en başarılı şirketini alalım. Teknoloji şirketinin en başarılısını alalım. Gıdanın, beyaz eşyanın, demir çeliğin en iyi sektörleri alalım. Tamam, bu iş bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. İş o zaman niye konuşuyoruz? Niye bu kadar tartışıyoruz? Neden bu kadar zor ki bu borsa? Bu kadar kolaymış meğerse. Alalım en başarılı. Tamam, yapalım. Fıstık gibi iş. Ama yine örneği verdim. Sektörün en büyük şirketi Şişecam. Mükemmel bir şirket. Her zaman söylüyoruz. Gitmiyor kardeşim. Demir çeliğin en başarılısı Ereğli. Gitmedi. Bu gitmeci anlamına gelmiyor. Bu ikisi için de söylüyorum. Petkim en başarılardan bir tanesi. Gitmiyor. 3 tane şirket, 3 tane sektör saydık. Var, sayabileceğim bir sürü var. Bunlar en büyükleri diye söylüyorum. Savunma sanayi, Aselsan. İnşaat. Holding. Enka. Gitmiyor kardeşim. Gitmedi şimdiye kadar. Yani tez ne oldu bu defa? Hani en başarılı, en büyükleri almıştık. Kasaları para dolu. Aldığı işler inanılmaz. Gitmiyor. Peki Ereğli Demir Çelik'in yanına Kocaer Çelik'i de koysaydık ne olurdu? En azından birbirini dengelerdi. Aselsan'ın yanına SDT'yi koysaydık ne olurdu? En azından dengelerdi. Onu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani geneliniz konuyu anlıyor. Anlıyorum ben sizi, anlıyorum ama yani çok şirketten korkmayın. İşte biz bunları nasıl kontrol edebiliriz, biz bu kadar şirketi? Sen bu kadar şirkete nasıl bakıyorsun? Neyine bakıyorum ki? Hiçbir şeyine bakmıyorum arkadaşlar. Sadece yükselip düştüğüne bakıyorum. O da beni çok ilgilendiren bir konu değil. Neden? Çünkü ben alım satım yapmıyorum. Daha doğrusu alım yapmaya devam ediyorum. Yani çok uygun şirketleri gördüğüm zaman alım yapıyorum. Ama satım yapmıyorum kardeşim. Satmıyorum. Al satçı değilim ben. Bugüne kadar başladığından beri de al satçı değildim. Yani kazanmamın sebebi, bir şirketi araştırın. Ne iş yaptığını araştırın. Potansiyel var mı? Gelecekte ne iş yapar bu? Büyüyebilir mi? Nerelere mal veriyor? İhracatı nedir? Kasasında para var mı? Yani bu kadar basit borsa arkadaşlar. Çok zor değil. Evet, siz doğru şirketi bulabilirsiniz. Şirket gitmeyebilir. Yani bunlar olabilir. Adam diyor ki bir sektörden 4 şirket alınmaz. O sektöre bir şey olursa ne olur diyor. Yine örneği verdim. O sektöre bir şey olduğu zaman inanın ki başka bir sektörde fırsatlar doğuyor kardeşim. O fırsatlar, o şirkette, o şirketin hisseleri, anlatamadım, baştan anlatayım. Bir sektöre bir şey oldu. Demir çelik sektörüne bir şey oldu diyelim. Tekstil sektörü çıkıyor bu defa ön plana. Bu defa tekstilden oraya amorti edebiliyorsunuz. Demir çelik ne kadar bekleyebilir? 1 sene bekler, 2 sene bekler. Önemli değil. Onda zamanı gelecek. Ama siz al sat yapacağım diyorsanız, bilmem ne yapacağım diyorsanız girmeyin. Borsaya o şekilde girmeyin kardeşim. Kaybedersiniz. Trade edebilen çok az insan var. Yapamazsınız. Size izin vermezler. Ben yine anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil.
Kararı siz vereceksiniz. Ama inanın ki iş kolay değil. Yani o kadar basit olsaydı zaten herkes yapardı. Yine söylüyorum, herkesin yaptığını yapmayın. Herkesin yaptığı doğru olsaydı zaten herkes para kazanırdı borsada. Dolayısıyla arkadaşlar, yine heyecanımı atamıyorum açıkçası. Yani tek başınayken anlatmak çok zor oluyor arkadaşlar. Ne desem boş. Borsaya yatırıma başlayın. Şu şekilde başlayın. Yine her zaman anlatıyorum ama bir daha anlatacağım arkadaşlar. Kazancınızın 1/10'unu ayırın. Kendinize ayırın 1/10'unu. 1/10'uyla yatırıma başlayın arkadaşlar. İşte 1/10'uyla yatırım mı olur? Ben 3 ay beklerim, 3 ay sonra 5000 lira birden koyarım. Niye 1000-1700 liradan örnek veriyorum sana, 4000-5000 koymak varken ben 3 ay sonra 5000 lira birden koyarım. Öyle olmuyor işte. Düzenli koymak gerekiyor arkadaşlar. Düzenli para koymak, düzenli para ayırmak gerekiyor oraya. Eğer bu alışkanlığı sağlayabilirseniz, eğer alışkanlık haline getirirseniz bunu, göreceksiniz ne kadar zevkli olduğunu. İlk etapta para kazanamayabilirsiniz. Ama belli bir yere geldikten sonra göreceksiniz nasıl kar topu çığ etkisi yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla yatırımdan hiçbir zaman korkmayın. Evet, konjektür hakikaten de endeks aşağı geldi. Endeks aşağı geldi. Hisseler bayağı bir aşağı geldi. Endekse paralel aşağı geldi ama daha da aşağı geldi. Fırsatlar bitmiyor. Evet, fırsatlar bitmiyor ama bir an önce başlamamız gerekiyor yatırıma. Fırsatlar yine bitmeyecek. Hiçbir zaman dipten yakalayamazsınız hisseyi. Keşke dipten yakalayabilseniz. Ama yine söylüyorum, siz ortalama yapacağınız için çok bir şey ifade etmiyorsunuz dipten yakalamanız. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. 4000 abone oldu bu arada. Daha olmadı, bir 20-25 abone lazım 4000 abone olması için. Orada da tabii abone sayısı arttıkça böyle ben de bir heyecanlanıyorum. Bir hoşuma gidiyor benim de. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar, iyi tatiller. Dönüş yoluna lütfen dikkat edin biraz. Çok trafik var her tarafta. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.